Barzani'nin 32'de Türkiye'de ne yaptığı meçhul. Yani çok araştırdım ben bu konuyu. Bu konuda hiçbir kaynak yok zaten. Ama şunu biliyorum, Mustafa Kemal Atatürk'ün sağlığında yaşanıyor bu olay. Yani diyorum ki eğer ki bu Barzaniler gerçekten Irak kuzeyinde büyük bir siyasi güç ise, aşiretleriyle falan etrafındaki güç ise, Mustafa Kemal Atatürk'ün mutlaka bir siyasi davranışı olmuştur. Arşiv kayıtlarına geçmiştir. Tarihe yazılmıştır diyorum. Ama Türk tarihini okuyoruz. Hiç de Mustafa Kemal Atatürk'ün Barzani'den hiç bahsettiğini duymadık. Nutuk'ta da duymadık hiç. O zaman ne öne çıkıyor? O zaman bu Şeyh Ahmet Anadolu'da Mevlana Halit olarak bilinen, Halidi Bağdadi Hazretleri olarak bilinen bu ayrı bir cemaatin pirinin halifesi olduğu için Nakşibendi Şeyhi büyük öyle geçiyor. Türkiye'ye geldiği zaman o zaman ister istemez diyoruz ki Türkiye'de Halid'in kolları kim ise onlarla bağlantıya geçti. Onlarla ne görüşme yaptıysa yaptı. En azından tarihe ışığı tuttuk biz. Yolu mum aleviyle aydınlattık. Bundan sonra tarihçiler bu anlattığımız süreçten giderek ta 1514 Çaldıran Savaşı'ndan alıp bu Türk tarihinin 500 yıllık karanlık sayfasını çok daha büyük lambalarla aydınlatma imkanı bulacaklar. Şimdi 33'te Irak'a geldi Barzaniler. Bundan sonrası çok ilginç. Bu zaten başta anlattığım her şeyi bundan sonraki süreç doğrulayacak. Neden? 1933-1943 sürgün. Irak hükümetinden, Barzaniler, Irak hükümetinden kaçtıkları için, aşiret çatışmasında adam öldürdükleri için önce hapse atılıyorlar, yargılanıyorlar, çeşitli hapis cezaları alıyorlar. Ondan sonra da sürgüne gönderiyorlar. 10 yıl işte. Hiçbir faaliyetleri yok. 1943'te, bakın bu dönem aynı zamanda İkinci Dünya Harbi'nin başlama dönemi. 1943'te İran'a gidiyor Molla Mustafa. Molla Mustafa'nın İran'da Ruslarla çok sıkı bağlantıları var. Sürekli onların generalleriyle görüşüyor. Zaten İkinci Dünya Harbi'nde Ruslar İran'ın kuzeyini de işgal ettiği için fiili güçleriyle oradalar. Nasıl bir oyun kuruluyorsa 4 ayda 17 karakola saldırıyor Molla Mustafa. Bakınız, 33-43 sürgün. Hiçbir siyasi faaliyet yok. Öncesinde hiçbir şey yok. İsyanlarla uğraşıyor. Birdenbire İran'a gidiyor. Birdenbire o Ruslarla görüşme yapıyor. Irak'a geliyor. 17 Irak karakoluna saldırıyor. Askerleri öldürüyorlar. Silah teçhizatlarına el koyuyorlar. Bunun üzerine Irak hükümeti operasyon yapınca 1946'da, 45'te bu sefer İran'a iltica ediyorlar. Hepsi İran'a geçiyor. Yıl 1946. Mahabat. İşte ayrılıkçı Kürt siyaseti yapanlar diyorlar ki efendim tarihte biz devlet de kurduk. Mahabat Kürt Cumhuriyeti'ni kurduk diyorlar. Mahabat İran'da küçük bir yerleşim yeri. Molla Mustafa 1945'te İran'a iltica ederken yaklaşık 1000 adamıyla iltica ediyor. Aileleriyle birlikte gidiyor. Yani bu olay da çok karanlık bir olay. Şöyle ki Rusya bunlara silah cephane veriyor. Hepsine o 1000 kişiyi İran'dan da deyin ki 500 kişi de İran'dan topluyorlar. Ruslar 1500 kişilik bir güç kuruyorlar. Bunu 3 tabura ayırıyorlar. Ve Mahabad'da Kadı Muhammed'i izleyenler şöyle hatırlayabilir. Başbakan Erdoğan Diyarbakır'da Mesut Barzani ile konuşurken
İki kişiye teşekkür etti. İki kişiye. Biri Kadı Muhammed, biri Molla Mustafa Barzani. İkisine. Dedi ki bunlar çok iyi adamdır, Müslümandır, şudur budur. 1946'da Ruslar Kadı Muhammed'i buluyor. Molla Mustafa'ya eğitim veriyor. Askeri eğitim. Silah teçhizat veriyor. Yaklaşık 3 tabur oluşturuyor. 1500 kişilik. Kadı Muhammed'e de bir anahtar veriyorlar. Diyorlar ki sen Mahabad Kürt Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanısın. Bakınız, ortada devlet yok. Ortada devlet teşkilatı yok. Sadece Ruslar geliyor. Ruslar da orada, Mahabad'da. Ruslar geliyor. Sağında Molla Mustafa Barzani, solunda Kadı Muhammed. Bir de bayrak direği buluyorlar. Bir bayrak yapıyorlar, çekiyorlar iple. Diyorlar ki Mahabad Kürt Cumhuriyeti. Bu nasıl bir cumhuriyet devleti ise aynı yıl bakın. Aynı yıl. Amerika, İngiltere, Rusya anlaşıyor. Aynı yıl. İran'dan General Humayuno geliyor Mahabad'a. Kadı Muhammed'e diyor ki sana Ocak ayında verdiğimiz anahtarı geri ver. Anahtarı geri veriyor. Şehrin anahtarını. Cumhuriyet yıkılıyor. Ortada hiç savaş yok. Ortada hiç çatışma yok. Ortada devlet yok. Ama şimdi ne diyorlar bize ekranlara çıkanlar? Efendim tarihte de Mahabad Kürt Cumhuriyeti'ni kurduk. Neyi kurdunuz? Bunu Ruslar o zamanki küresel politika gereği bir bayrak direği verdi. Bir bayrak çektirdi. Amerika ile de anlaşınca İngilizlerle bayrağı geri aşağı indirdi. Devlet yapısı yok. Mahabad Cumhuriyeti 1946 Ocak ayında kuruluyor. Aynı yıl yıkılıyor. Şeyh Ahmet şimdi Barzan aşiretinin iki lideri bu. Şeyh Ahmet Molla Mustafa'nın abisi. Şeyh Ahmet Irak'a dönüyor. Molla Mustafa Rusya'ya gidiyor. 1947-1958. Yani şöyle aslında şu tarihleri alt alta koyarsam 1920 1932 Anadolu'da Anadolu isyan. Bu Barzaniler Anadolu'daki isyanları destekliyor bu süreçte. 1933 iltica Türkiye'ye. 1933 1945 sürgün. 1946-1958 biri Rusya'da, biri sürgün. Yani evet. Peki molayı burada mı verelim şimdi? O zaman şurayı bir açıklayayım, orayı orada verelim. Noktalayayım ondan sonra. Şimdi bakın, hani Barzani diyor, başbakan gidiyor, karşılıyor, Kürdistan diyor, öve öve bitiremiyor ya. Bir de Kürtçülük hareketinin lideri, önderi diye bütün dünyaya anlatılıyor ya. İşte hayatına bakın 100 yıllık. Bunun 1920-1932 arası Anadolu'da isyan çıkarmakla geçmiş. Tahazadelerle bir olup. 1933-1945 arası Irak'ta hapishanelerde geçmiş, sürgünde. 1946-1958 arası abisi Şeyh Ahmet hapishanede yatarken Irak'ta Molla Mustafa da Rusya'ya gitmiş. Yani baktığınız zaman 1958'e kadar Barzani diye bir şey yok. Hep tertiplerin içinde, oyunların içinde Barzani diye bir şey yok. Varlığı yok. Peki şimdi ara vereceğiz. Aradan sonra neleri konuşacağız? Neyi açıklayacağız? Birincisi şu. Bu Molla Mustafa niye gitti Rusya'ya?
Molla Mustafa Barzani. Rusya'da ne yaptı? Onu bir açıklayacağız. Sonra onun Rusya'dan oğlu Mesut döndüreceğiz, Irak'a getireceğiz. Evet. Irak'taki Irak hükümetine karşı yaptığı eylemleri konuşacağız. Oradan Türkiye'ye getireceğiz. Çünkü Molla Mustafa Mesut Barzani 1975'te Şırnak'ta karargah kuruyor. Talabani 1975'te Dağlıca'da karargah kuruyor. Irak'taki yapıları Türkiye'ye taşıyorlar. Devrimci Doğu Kültür Ocakları var. Onların içine girerek PKK'yı da kuruyorlar Türkiye'de. Tüm bunları ve daha fazlasını kısa bir ara verdikten sonra Erdal Sarı Zeybek'ten dinlemeye devam edeceğiz.